Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle yeni bir atkı çalışması yapacağız. Bu sene oldukça atkı modeli videosu paylaştım ve geçen sene olanlarla beraber kanalımda birçok atkı modeli bulunmaktadır. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu yaparken evde olan iplerimi değerlendirdim. Şöyle tek renk olan ipime kendinden renk geçişleri olan bir iple karıştırdım ve bu şekilde 5,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Videonun sonunda modelimizi atkı olarak değil, ben boyunluk olarak tamamlayacağım ve birleştirmesini yapacağım. Şöyle kenar çalışmamız olacak. Ayrıca alt kısımda da püskül çalışması yapacağız. Şimdi sizlerin daha iyi görebilmesi için birleştirmesini yapmadım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken ben örnek parçası için biraz zincir çektim. Zincirlerinizi sizler fazla fazla çekin. Daha sonra sonda fazla kalanları kesebilirsiniz. Hemen başlangıçta 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yaptım. İlk sırada bütün zincirlerin içine ikili trabzan yapacağız. Ve trabzan sayımızın tek sayı olması gerekiyor. Yani 3, 5, 7, 9 şeklinde. Ben kendi atkımda 25 tane ikili trabzan yaptım. Boyunluk olarak kullanacağım için 20 santimetre oldu. Atkı olarak kullanmak isteseydim 18 santimetre ya da 17 santimetre genişliğinde olması benim için yeterli. Sizler daha geniş isterseniz ona göre trabzan sayınızı hesaplamanız gerekiyor. Örnek parçası için benim için bu kadar trabzan yeterli. Hemen trabzanlarımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Çift sayıda olduğu için hemen bir tane daha ikili trabzan yaptım. Ve 13 trabzanım oldu. Şimdi bir zincir ve döndüm. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Bu şekilde. Sıradaki trabzanın, bakın bu şekilde altından alıyorum ve bir ön ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Yine bir ikili trabzan. Sıradakinin tığımı altından geçirdim ve bir ön ikili trabzan yaptım. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani bir tane üzerine, ikincisini de bu şekilde ön ikili trabzan olarak tamamlayacağız. Sona geldiğimiz zaman sonda bir tane ön ikili trabzan yaptım ve bir tane de kenar trabzanı yapıyoruz. Yine buradaki zincirimizin üzerine battım ve bir ikili trabzan, yani bu şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bir ön ikili trabzan, bir tane kenar trabzanı. Tekrar bir zincir çektim ve döndüm. Yine ilk boşluğun içine battım ve bir ikili trabzan. Şimdi bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın, terse döndüğümüz zaman sıradaki, yani buraya ilk trabzanımızı yaptıktan sonra sıradaki trabzanımız her zaman arka ikili trabzan olarak gelecek. Arka ikili trabzanımızı bu şekilde yine tığımı altından geçirdim ve ön ikili trabzan olarak burayı yaptık. Hemen sıradaki trabzanın üzerine battım ve bir ikili trabzan. Yani üzerine battıklarımızın her zaman üzerine batıyoruz. Ön yüzde ve ters yüzde de aynı şekilde. Sadece ön yüzde ön ikili trabzan olan trabzanlarımız arka yüzde ters, yani arka trabzan olarak göründüğü için onları tekrardan bu şekilde alıyoruz ve yine ön ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar sıradakinin üzerine battım. Arka trabzanı da
ön trabzan olarak. Sona geldiğimiz zaman sonda yine bir tane arka görünümlü trabzanımız var. Hemen bunu da ön ikili trabzan olarak yaptım. Ve şimdi burada bir zincir çekerek bir tane trabzan yaptığımız için bu biraz kalın görünüyor. Bunu tek olarak kabul edeceğiz. Şöyle çevirdiğimiz zaman bakın bir zincirimiz şöyle gösterecek olursam burada büyük bir ilmek olarak görünüyor. Şöyle buradan battım. Hemen bir ikili trabzan daha yaptım. Yani kenar trabzanımız. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi başlangıcı bir kez daha göstereceğim. İlk boşluğun içine bir ikili trabzan. Gördüğünüz gibi yine ikinci trabzanımız arka trabzan olarak görünüyor. Hemen bu şekilde ön trabzan olarak devam ediyoruz. Ve sıradakinin de üzerine batıyorum. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yapımı gerçekten çok kolay. Görünümü de çok güzel. Bu modelle battaniye de yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek yeleği bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sanırım bu kadar yeterli. Şöyle gösterecek olursam. Tabii benim ipim farklı olduğu için model kendini bakın bu şekilde biraz daha farklı göstermiş oldu. Daha güzel göründü bence. Şöyle şu açık renklerde gösterecek olursam bakın daha kalın bir ip bu kullandığım ip. Evet, şimdi boyunluğumuzla devam edebiliriz. Ben 62 santimetre uzunluğunda ördüm. Dediğim gibi 25 tane trabzan üzerine başladım. Ve 20 santimetre genişliğinde oldu. Boyunluk için yeterli bir ölçü. Yetişkin boyunluğu için 60, 62, 65'e kadar yapabilirsiniz. Şimdi son sırayı tamamladıktan sonra bu şekilde ilmeğimi taktım. Hemen şöyle alıyorum. Modelimizin tersi düzü aynı şekilde görünüyor. O yüzden hiç fark etmez. Hemen burada şöyle ipimin bir tanesi kaçmış. Hemen burada karşı taraftan tabii ki zincirle başladığımız yer ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve kaydırma yaptım. Tığımdaki ilmeğin içinden kaydırma yaptım. Tekrar sıradaki ilmeğin bakın bu şekilde ön tarafından battım ve diğerinin de yine ön tarafından aldım ve bir kaydırma. Bu şekilde kaydırma yaparak sona kadar birleştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi sona kadar kaydırmalarımı yaptım. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi burada son kaydırmamı yaptıktan sonra 1-2 zincir çektim. Hemen buradan devam edeceğiz. Trabzanların arasına batarak yarım trabzanlar yapacağım. Burada ilk boşluğun içine atlıyorum. Şöyle hemen buradaki bakın tek ilmeği alarak kaydırma yapmıştım. Şöyle iki ilmeği alarak açıklık olmaması için buraya da 3 ilmeğimi birlikte alıyorum ve yarım trabzan yaptım. Şimdi sırasıyla yatay olarak görünen trabzanlarımızın şöyle boşluklara ya da burada bir zincir çekerek yapmış olduğumuz kalın trabzanlarımız var. Onların arasına da batarak yapabilirsiniz.
Her boşluğa iki tane yarım trabzan yapacağız. Şu şekilde. Buraya battım tekrar. Ve ikinci yarım trabzanı. Tekrar sıradaki boşluğa batıyorum. Şöyle birleştirme yerine de burada boşluklarımız var. Bir tane buraya, bir tane de boşluğun içine battım ve bir yarım trabzan. Şimdi sıradaki boşluğumuz var. Şöyle birini boşluğun içine, birini buradaki bir zincirimizin içine battım ve bir yarım trabzan. Şimdi bu şekilde boyunluğumuzun etrafını başladığımız yere gelene kadar tamamlıyoruz. Daha sonra ipimizi buradan bağlayalım. Aynı şekilde burada da yarım trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Evet, boyunluğumuzun püsküllerini de taktım ve şöyle son şeklini göstermek istiyorum. Bunu kullanırken şöyle boynunuza taktığınız zaman şöyle ikiye katlayarak da kullanabilirsiniz. Bu arada benim boyunluğumun uzunluğu 60-65 santimetre arası demiştim ama ben bunu daha sonra 70 santimetre olana kadar uzattım. Çünkü boynuma taktığım zaman şöyle biraz aşağıya düşmesini istiyorum. O yüzden 70 santimetre yaptım ama sizler 65 santimetre de yapsanız yetişkinler için olacaktır. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.